أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد، اللهم صل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، سهل علينا بفضلك يا ميسر. ربي زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين، آمين يا معين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين. بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Sohbetimizin sonunda inşallah duamızı yaparken ve Fatiha'mızı söylerken annemizden doğduğumuz gün gibi tertemiz olabilmeyi nasip eylesin. Amin. Rabbimiz yine ondan rica ediyoruz, ondan dileniyoruz, ondan istiyoruz ki bizi, çocuklarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eylesin. İman ehli, Kur'an ehli, beş vakit namazlarını vaktinde kılan hep güzel insanlardan olmayı, bahtiyar insanlar olmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Değerli kardeşlerim, sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. İnne ehsenel hadis kitabullah azze ve cel. Yani sözün en güzeli Allah'ın kitabıdır. Celle Celaluhu. Sözün en güzeli. Bu dünyada herkes bir şeyler söylüyor. Herkes kendine göre efendim ben diyor. En güzel efendim bana ait fikirler diyor. Ama biz Müslümanlar olarak, müminler olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan, izinden gidenler olarak onun bildirisine kulak veriyoruz. Ne bize efendim söyledi, neyi buyurdu? Dikkat edin. Şüphesiz muhakkak yeryüzündeki bulunan bütün sözlerin, bütün konuşmaların, bütün haberlerin, bütün yapılan insanlara duyuruların en güzeli Allah'ın kitabında var. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Rabbim yolundan ayırmasın. Kur'an'dan ayırmasın. Kur'an'ın şefaatiyle şefaatlenmeyi nasip eylesin. Ne olursunuz sizden rica ediyorum. Kendime de söylüyorum. Sürekli içerisinde olmamıza rağmen bu Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar Türkçesiyle, anlamıyla, Arapçasıyla, ibadet niyetiyle okumaya çalışalım. Tekrar tekrar devam edelim. Bir hatim, iki hatim, üç hatim böyle efendim. Bunun doyumu olmaz zaten. Kur'an-ı Kerim bir harfini okuyorsunuz, Allah 10 sevap ikram ediyor. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Elif, Lam, Mim, 3 tane harfi söylüyor bize. Diyor ki, Elif, Lam, Mim. Elif bir harftir, Lam bir harftir, Mim bir harftir. Yani Elif'in E diye okuduğun zaman, Ü diye okuduğun zaman ve İ diye okuduğun zaman bu harekelerle gelir. Dolayısıyla burada 10 sevap alıyorsun. Lam dediğin zaman
10 daha alıyorsun. Mim dediğin zaman 10 daha 30 sevap aldın. Bir de Allah gani gani rahmet eylesin hocalarımıza efendim, ölmüşler olanları ve hayatta olanlarına hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Emin Saraç hocamızın dersinde Fatih Camii'nde hocam şunu da söylemişti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu örnek normal herkesin kullanmış olduğu, bilmiş olduğu bir kelimeden, Kur'an-ı Kerim içerisindeki kelimelerden değil, harflerden olmuştur. Bunun da sebebi Kur'an-ı Kerim'in anlamını efendim bilseniz de bilmeseniz de Kur'an-ı Kerim başlı başına ibadettir. Başlı başına sevap deposudur. Kur'an-ı Kerim'i okuyun, okuyalım, okutalım. Kur'an-ı Kerim baş tacımız olsun. Hatta yine büyüklerimiz bize ne diyor? Kur'an-ı Kerim'i evinizde herkesin çok rahat bir şekilde ulaşabileceği orta yerlerde bırakın. Yani ortada dediğimiz yerlerde değil de bu sehpa üzerinde, masa üzerinde bulunsun. Oralara çocuklar da efendim ulaşsınlar rahat bir şekilde. Babası okuyor, annesi okuyor. Kur'an-ı Kerim orada duruyor. Hemen o da merak edecektir, alacaktır. O da efendim babası, annesi gibi mır 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 bir şeyler söylemeye, mırıldanmaya başlayacaktır. Elhamdülillah. Ne güzel bir evdir böyle bir ev. Yani televizyon kumandası tutmaktansa, telefonları tutmaktansa, efendim insanlara gıybetini, dedikodusunu yapmaktansa Kur'an-ı Kerim'le, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisleriyle, muhabbetlerle, sohbetlerle evimizi nurlandıralım inşallah. Mesela daha önce de söyledik size, yine efendim bu sohbetimizde de anlatmış olalım. Yani kesinlikle 15 yaşına kadar olan çocuklarımız, 12 yaşına kadar olan çocuklarımız abdestsiz Kur'an-ı Kerim'i efendim ellediklerinde oğlum ne yapıyorsun sen, abdestsizsin, çarpılacaksın falan, aman demeyelim böyle sözleri. Efendim çocuğumuz onu alsın, onu öpsün, başını tacı yapsın, kalbine koysun. Ondan sonra büyüyünce zaten işi anlayacak, abdestiyle efendim yine Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam ettirecekler. Yani biz böyle cız efendim çarpar falan filan bu kelimeleri kullanmayacağız ki o çocuk da diyecek ki çarpılacağım kitabı ben niye bir daha elleyeyim ki yani. Böyle bir olay yok. Dolayısıyla bunlara efendim çok çok ihtimam edelim. Özellikle ama özellikle Kur'an-ı Kerim'i her gün belli bir saatte okuyalım ve Arapçasıyla olan orijinalini okuduktan sonra örnek olarak söylüyorum. Yasin'i okuyoruz, Tebarike okuyoruz. Efendim İhlas'ları okuyoruz, Felak Nas okuyoruz, Fatiha okuyoruz. Peki Rabbimiz burada bize ne buyuruyor bakalım? Mesela Yasin'den bir örnek olarak efendim sizinle paylaşayım. Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah. El yevme nehtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bima kanu yeksibun. Sadakallahu azim. Öyle bir gün var ki herkes, bütün insanlık için o gün. O gün bütün insanlık için. Yani inananlar, inanmayanlar, efendim Allah'a itaat edenler, etmeyenler, söz dinleyenler, dinlemeyenler, bütün herkes, amiri, memuru, işçisi, patronu, köylüsü, şehirlisi, kadını, erkeği, genci, ihtiyarı, herkes, alimi, zalimi Allah'ın huzuruna toplandığında o gün Allah Celle Celaluhu insanın ağzını mühürleyecek. Burası konuşamayacak. Ne konuşacak? Ve tükellimuna eydihim. Eller konuşacak. Eller, şunu yaptım, şuraya gittim, şunu tuttum, şu telefonları efendim insanlara zarar vermek için veya fayda vermek için açtım. El şimdi bütün yaptıklarını efendim orada başlıyor tek tek saymaya. Yani burada çok özür dilerim söylüyorum. İnsanın yapmış olduğu kıytırıktan bir şey böyle efendim koyuyoruz da orada bizim kameralar diyoruz çekimler yapıyor.
Ondan sonra bir telefon bakıyorsun dünya kadar yoldan ta Amerika'dan canlı yayın bağlantısı yapıyor, konuşmaya başlıyor da Allah'ın kameraları çekimlerini yapmış. Bütünüyle efendim insanın yaptıkları orada ortaya çıktığında niye hayret edelim ki? Allah bu Celle Celaluhu. Onun için Allah güzel şeyler ellerimize söyletsin inşallah. Sonra öteşhedü erculuhum ve ayaklar da şahitlik yapacak. Bir makanı yeksibun. Neyi kazandılar? Nereye gitti bu ayaklar? Kimi ayaklar var mesela? Elhamdülillah camiye gidiyor, Kabe'ye gidiyor, hayra gidiyor. Kimi ayaklar da efendim maalesef Allah'ın istemediği yerlerde dolaşıyor. Rabbim razı olacağı işleri yaptırsın bize. Amin. Allah elimizden tutsun. Bir sefer şunu hiç unutmayacağız değerli dostlar. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bize, şeytan, bu şeytan var ya, görevini yapmak için böyle adeta kıyamete kadar hiç kimseyi boş bırakmıyor. Herkesi efendim yokluyor, yokluyor, yokluyor. Hatta diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır diyor. Yani kan nasıl sirkülasyon yapıyor? Bütün vücudunda böyle, şeytanla bütün vücudunda insanı dolaşıp duruyor. Yani sana farklı fikirler vermek için, kalbin efendim bir fitne fesat atmak için, ondan sonra seni yanlış yönlere yönlendirmek için durmuyor durmuyor. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir müjdesi var. Diyor ki şeytan aziz ve celil olan Allah'a yemin ederim ben Ademoğullarını hep böyle yoldan çıkarmak için uğraşacağım diyor. Saptırmaya devam edeceğim. Ama Allah'ımız Celle Celaluhu ona efendim cevap olarak izzetim ve celalim hakkı için o senin saptırdığın kimseler, yanlışa götürdüğün kimseler, içki içirmişsin, kumara yönetmişsin, zina yaptırmışsın, efendim yani yaptırmışsın da yaptırmışsın. Anasına babasına isyan ettirmişsin, efendim harama el uzattırmışsın vesaire. Onlar da af diledikleri sürece onları bağışlayacağıma söz veriyorum. Allahu Ekber. Ya Rabbi hepimizi affeyle. Yani hepimizde yok mu yanlış? Şeytan bizi dürtmedi mi? Dürttü. Ama Allah'ımızın affına sığınarak Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan yardım istiyoruz. Allah'ım hepimize yardım eylesin. Yani hacısıyla, hocasıyla hiçbir tanemiz bu noktada kurtulmuş, sıyrılmış, efendim ben beraatımı aldım, ben kurtuldum deme lüksüne sahip değiliz, şansına sahip değiliz. Bu şeytan efendim olayında kanın dolaştığı gibi insan içinde dolaşır. Hadis-i şerifinde bakıyoruz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü sahabeye söylüyor. O güzide insanlar, Allah hepsinden razı olsun. Onlarla cennette buluşmayı nasip eylesin. Niye söylüyor? Niye söylüyor? Çok ilginç. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam itikafta Mescid-i Nebi'de o mübarek Medine Menü'deki mescidinde Ramazan itikafında bulunurken Safiye annemiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi annemiz olduğunu Allah Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Peygamberin eşleri müminlerin anneleridir diyor. Annemiz. Nokta. İşte Safiye annemiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ihtiyaçları için, yemeği için, suyu için bir şeyler getiriyor mescide. Tabi örtülü. Nasıl örtülü? Efendim Kur'an-ı Kerim'in ifadesi cilbab örtüsü var. Tepeden tırnağa böyle efendim örtülü bir görebileceği kadarıyla gözlerini efendim falan böyle açıyor. Tam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mescide gelmiş ya hanımlarına mübarek çok iyi davranırdı. Bize de Allah öyle davranmayı nasip eylesin. Yani iltifat ediyor, kapıya kadar onu uğurluyor. Göndereceği sırada iki tane sahabi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı annemizi gönderirken görüyorlar. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o iki sahabiye bir dakika diyor, durun bekleyin. Annemizi gönderiyor, sonra onlara diyor ki, bu göndermiş olduğum hanımefendi anneniz Safiye'ydi, eşim yani benim. Haberiniz olsun. Ya Resulallah yani senden biz şüphe mi ederiz falan deyince
İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözü söylüyor. Yani şeytan var ya, kanın dolaştığı gibi insan içinde dolaşır. Dolayısıyla siz efendim her ne kadar böyle söyleseniz de o yine sizi ileride başka bir saatte başka bir durumda dürtebilir. Ve ben bu noktada tümüyle açıklığa kavuşturayım olayı. Şeffaf bir şekilde hanımım olduğunu söyleyeyim. Siz de bu noktada rahat olun. Herhangi bir düşünce beslemeyin. Dostlar, yani derler ya işimiz çok zor. Ama Allah Celle Celaluhu yardımını gönderirse kolay olacaktır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Biz çok daha fazla dua etmeliyiz lazım. Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin. Allah'ım beni nefsime göz açıp kapayıncaya kadar bırakma ya Rabbi. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Şeytanın şerrinden efendim Allah'a sığınırım. Öyle baktık bir yerde bir sinirimiz böyle sinir katsayımız yükseldi. Kavga edeceğiz falan. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Çocuk bizi efendim evde öyle bir yaptı ki ondan sonra biz o anda büyük bir arbede yaşayacağız. Yani sıkıntı olacak. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Çünkü şeytan veriyor. Vesvese veriyor. Ondan sonra biz nerede olursak olalım Allah'a sığınma olayını yakaladığımızda Cenab-ı Hak buradayım diyor kulum. Seni rahatlatacağım, sana yardım edeceğim. Dostlar, yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bize mücahit kimse, yani Allah yolunda mücadele eden, yani cihat eden kimse, şimdi biz onu daha çok nerede görüyoruz? Efendim düşünüyoruz. Mücahit deyince efendim savaşta. Yani bir de Peygamber'in tarifinde mücahidi diyor ki Allah'a itaat yolunda nefsinin isteklerine karşı mücadele eden kimsedir. Şimdi birisi savaşta cihat yapıyor. Birisi de efendim asıl savaş olan o iç dünyasıyla, nefsiyle Allah yolunda mücadele yapıyor. Sabah namazına kalkması ayrı bir olay. Güzel bir şekilde namaz kılması ayrı bir olay. Sabah namazını sana kıldırır, tesbih çektirmez. Tesbihini çekmek, duayı etmek. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim deyip de üç sefer sonra huvallahu'llezî okumak. Bunun gibi şeyleri sana böyle gıdıklıyor, çok yorgunsun, yat efendim veya işe çık, seni bekleyenler var. Ya kardeşim bunlar toplasan hepsi 5 dakika ama sana neler ikram edecek. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesini biliyorsunuz. Bize ne buyuruyor? Sabahleyin bir insan, sabahleyin Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim 3 kere söyler. Sonra Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâhu âlimul gaybi ve şâhâde huverrahmanurrahîm Haşr suresinin son 3 ayetini okursa Allah Celle Celaluhu o sabah okuduğundan itibaren akşama kadar ona dua edecek. Allah-u Teala Celle katında onun affolması için rahmete, merhamete efendim erişmesi için 70 bin melek dua edecek buyuruyor. 70 bin melek dua eder sana diyor. Kaçırır mı insan bunu? Akşamleyin olduğunda da yine aynı şekilde 3 kere Eûzü billahi semî'il alîm mineşşeytanirracîm deyip de insan Vallahu'l-lezî Haşr suresinin son 3 ayetini okursa o efendim kimseye Allah 70 bin melek görevlendirir. Onlar da sabaha kadar ona dua ederler. Bunları kaçırmayalım. Bunlar büyük müjdeler. Bunlar büyük bir ikram. Yani yapacaksınız efendim ve depolayacaksınız sevapları. Ahirete gidince efendim gülerek gideceğiz. Yani bir çeyiz sandığında güzel böyle çeyiziyle hatta kendisi babası bonkör ondan sonra banker değil bonkör yani cömert bir insan imkanı da var. Kızım al sana bir daire efendim bağışlıyorum. Kızım sana güzel bir de araba bağışlıyorum. Kızım sana da bir de limitsiz efendim kredi kartı veriyorum. Benzinin, diğer işlemlerin. Yani rahat ol evladım falan diye. Bu kızın şimdi gittiğindeki olan rahatlığını düşünün. İşte insan içinde
efendim kabir, amel sandığı, çeyiz sandığı, çeyizleri götürmüş olduğu yer. Ne kadar orada efendim böyle güzellikler olursa o kadar mutlu olacağız, o kadar sevineceğiz. Elhamdülillah diyeceğiz. Çünkü bir daha gerisin geriye dönme şansımız yok. Rabbim hepimize ibadet zevki, aşkı, heyecanı, sevdası nasip eylesin. Daha çok nasıl yaparım diye koşturma noktasında ve günahları terk etme. Allah yasaklıyor. Nefsim bunu istese de yapmayacağım deyip de o mücahitlerin arasına katılabilmeyi, nefsiyle mücadele eden efendim hakiki mücahitlerden olabilmeyi nasip eylesin. Amin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine bize bir hadisinde şöyle buyurmuşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bize, sözün en güzeli Allah'ın kitabıdır. Sonra da ve ahsenel hediye hedyu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rehberliğin en güzeli Hazreti Muhammed'in rehberliğidir. Yani bu hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müstedinde geliyor bize. Çok önem arz ediyor. Bir insan rehber edinecek birisini, birisini rol model, günümüzün tabiriyle efendim rol model efendim görecek, model olarak efendim şahsiyet olarak kendisine uyma noktasında ben bu lidere, bu güzel insana uymalıyım. O kimdir? O Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete kadar. Rabbim ayrılmasın yolundan, izinden. O çok mübarekti. Her şeyiyle. Yani böyle efendim bizi kurtarabilmek için ümmetim, ümmetim, ümmetim dedi. Hatta biliyorsunuz ne buyurdu? Ne buyurdu? Selam söyleyin dedi. Yani selam etti bizlere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşlerim dedi. Sahabe bu hadis-i şerifi duyunca, bu selamı duyunca, ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, siz benim ashabımsınız dediler. Ashabım yani arkadaşlarımsınız. Kardeşlerim sizden sonra gelecek, beni görmeden iman edecekler, bağlanacaklar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim o bağlılığımızı arttırsın inşallah. O birlikteliğimizi arttırsın. Öyle bir hale gelelim ki böyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a aşık olalım. Rüyamızda görmeye çalışalım. Rabbim lütfetsin. Olmadı Medine'ye, o Ravza-i Mutahhara'ya varmayı nasip etsin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, men zâra kabri vecebettehu şefaati. Kim benim kabrimi ziyaret ederse ona şefaatim vacip olur. Oraya gitmek. E şimdi hocam zor yani, 20 bin lira en az bir kişinin maliyeti. Bir kurtarıcı şey daha var. Hadi onu paylaşalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kim ezanı işitir, ezanı dinler, ezan bittikten sonra da şu duayı okursa ona ben şefaat edeceğim diyor. Hangi dua? Allahümme rabbe hâdihi d-da'veti t-tâmmeh. Ezan duası diye girdiğiniz zaman zaten efendim internette, Google'da hemen görebiliyorsunuz. Onu hiç ihmal etmeyin. Ezan duası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati için birebir sigorta. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için rehberliğimizi Hazreti Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem'de arayacağız. Bütün olayı efendim oraya kilitleyeceğiz. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki men eta'ani fakat eta'allah. Yani Allah bana öyle bir güzellik nasip etti ki, Allah'ın ikramı bu. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur buyurdu. Yani siz peygamberimize itaat ediyorsunuz. Onun yolundan yürüyorsunuz. Onun izini takip ediyorsunuz. Onun rehberliğinde efendim bir yol takip ediyorsunuz. Sonuç Allah'a itaat etmiş oluyorsunuz. Çünkü Allah onu özel gönderdi. Hem özel gönderdi hem güzel gönderdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dersimin sonunda bir hadis-i şerifle beraber inşallah duaya geçelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurur ki مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Size neyi emrettiysem onu yapın. Neyi yasakladımsa ondan da sakının.
Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emri çok önemli. Bu söz ayetten alınma. Ayet neredeydi? Haşr suresinin 7. ayetindeydi. Efendim Allahu Teala Celle Celaluhu buyuruyor. Ve ma ataakumur rasul fehuzuhu ve ma nahakum anhu fentehu. Haşr suresi 7. Unutmayalım. Yani peygamber size neyi verdiyse onu hemen fehuzu alın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söyledi. Yapmalıyım bunu deyin. Ve ma nahakum anhu, sizin neden yasakladıysa ondan da kaçının. Yani peygamberimiz yasakladı. Tamam, bitmiştir arkadaş. Daha işte bunu tartışalım, görüşelim, bir efendim işte yorum yapalım falan. Bunun yorumu mu olur ya? Şu imana bakın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir genci görüyor. Nasılsın? Evlenebildin mi? Hayır ya Resulallah. Diyor ki bir dakika, evlenmen lazım senin. Gençsin. Efendim evliliğe ihtiyacın var. Yarsa bana kimse kız vermiyor. Niye vermiyor? Parası olmadığı için. Efendim yakışıklı olmadığı için tabiri caizse. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki falanca sahabenin evine gidiyorsun. Onun evinde bekar bir kızı var. Benden selam söyle, kızını sana versin, nikahlasın. Bu kadar. Koşarak gidiyor. Selamun aleyküm efendim. Aleyküm selam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam beni gönderdi. Size selamı var. Ben bekarım. Sizin evinizde de efendim bekar bir kızınız varmış. Bana nikahlamanız noktasında böyle bir şey isteğim var. Bir dakika hanıma sorayım. Kapıda geçen olaylar. Dışarıda delikanlı bekliyor. O da geliyor hanımına. Hanım böyle böyle. Hanımın bir anda peygamber selam söyledi. Efendim bekar kızınız varmış falan, bu olaylar diyor, öbürsünü duymadan zannediyor ki peygamberimiz kızlarını istiyor. Ne demek işte, verelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim efendim ailemize katılmış olacak. Hayır hayır hanım diyor. Sen yanlış anladın. Şu delikanlı var diyor. O delikanlı kimdi? Anlatıyor. Ya bula bula diyor. Onu mu buldu peygamberimiz diyor, haşa. Bunun üzerine hayır olmaz diyor. Yani kızımızı veremeyiz gibi. Kızı da perde arkasında bu olayları dinliyor ve babası hayır sözünü söylemeden önce, çünkü anne de tehlikeye gidecek, baba da tehlikeye gidecek. Haberi kim gönderdi? Hazreti Muhammed gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen önlerine çıkıyor babasının. Baba, baba, Allah-u Teala Celaluhu efendim peygamberimizin selamını senin ayağına kadar göndermiş. Nikahlanma noktasında da efendim ben bunları dinledim. Nasıl diyeceksin ki hayır olmaz diye? Yani nasıl Allah'ın huzuruna çıkarsın böyle? Ben vallahi çocuğu görmedim, parasını da bilmiyorum, yakıştığını hiçbir şey bilmiyorum ama peygamberimiz hatırına efendim onunla evlenmek istiyorum. Kız öyle deyince tabii aile de veriyor. Yani peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey söylediği zaman hemen orada uyum sağlayacağız. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ahir ve akıbetlerimizi hayreyle, her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle, bizi dinleyen ve efendim bütün ne kadar ümmeti Muhammed'den kardeşlerimiz varsa hepimizi, hepsini, analarımız, babalarımız, ya Rabbi cümlemizi, aile bireylerimiz, çocuklarımız, neslimiz, üretimiz cennette buluşmayı nasip eyle. Peygamberimize komşu eyle. Sallallahu aleyhi ve sellem cemalini doya doya seyretmeyi nasip eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Ülkemize, İslam alemine yardım eyle. Amin, amin, amin. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الفاتحة